Biz durdurdu çalıştı. Evet, hemen arkadaşlar. Günaydın beyler. Günaydın komutanım. Günaydın komutanım. Karabatak yok mu? Henüz gelmedi. Geldim komutanım. Ne yaptın OBS'e görüntülerini? Bazı sıkıntılar çıktı komutanım. Ama halledeceğim. Nasıl sıkıntılar? Sonra anlatırım komutanım. İyi tamam, öyle olsun. Ama komutanım, Agah diye bir isim öğrendim. Araştırıyorum. Ama görüntüleri isteyen de oymuş. Agah kim ya? Bir de Agah mı çıktı başımıza? Aynen öyle komutanım. Neyse tamam, hadi çıkalım. Siz de hazır olun, iletişimde kalalım tamam mı? Bir sıkıntı olursa uçarız komutanım. Tahminimce bir sıkıntı olmayacak. Dua edelim de oltaya gelsinler. Yılanın başı kimmiş görelim bakalım. İnşallah komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Hadi. Komutanım, memur bey sizi soruyor. Beni mi? Yok, hayır. Atış komutanım o. Buyurun. Hakkınızda bir şikayet var dün gece. Barda Orçun yöntemi darp etmişsiniz. Savcı ifade için sizi çağırıyor. Bir sorun var dedin bu muydu? Ne yaptın oğlum sen? Komutanım durum öyle değil. Ben size anlatacaktım durumu. Lavuk operasyonu mahvetti. Sen de çocuğu dövdün öyle mi? Ben kimseyi dövmedim komutanım. Ne dövmesi? Burnu kırılmış. 5 gün iş göremez rapor almış. Sen gelsene mi? Sen ne zamandır aşk hayatını askerliğini karıştırıyorsun lan? Kafayı mı yedin oğlum sen? Komutanım, ben kimseyi dövmedim. Ben size durumu anlatacaktım. Sonra konuşsak olur mu komutanım? Olmaz. Ya ben size ne yapacağım ya? Barda adam dövmek nedir ateş? Git ver ifadeni. Komutanım operasyon var. Ben ifadeyi sonra veririm. Ben hallederim. Git yediğin boku temize yürü. Komutanım. Ateş bin şu arabaya. Söylediğim gibi Sayın Savcım. Ben o gece oraya eğlenmeye gitmedim. Gizli bir operasyondaydım. Yalan söyleme. Sana niye yalan söyleyeyim güzel kardeşim? Sayın Savcım, operasyonla ilgili komutanın bilgisi olmadan hiçbir şey söyleyemem. Bunu siz de biliyorsunuz. İyi de Ateş, Orçun Bey senin operasyonda olduğunu nereden bilecek? O zaman sataşmayacak. Sevgilisini de alacak. Tıpış tıpış öteki yana gidecek. Doğru konuş. Konuşmazsam ne olur? Şş, Ateş. Pardon Sayın Savcım. Ağız dalaşına girmeyin, uyarmam bir daha. Görüyorsunuz değil mi? Fevri işte. Ha, akşam da böyle yaptı Sayın Savcım. Durduk yere vurdu bana. Güzel kardeşim. Sen dün gece gelip bana bela olmadın mı? Ne bela alacağım ya sana? Ben düzgün bir şekilde konuşmaya geldim yanına. Düzgün bir şekilde. Kafan o kadar güzeldi ki dilin çiğniyordu. Alkollü müydünüz? Hayır, ne alakası var? Birkaç kadeh içmiştim. Ama kafam yerindeydi. Nazlı'yla buluşacaktım. Gece hayatına bu kadar düşkün olduğunuzu bilmiyordum Nazlı Hanım. Nazlı Hanım, Erdem Yarbayım'ın kızı olur Sayın Savcım. Peki bu olanlardan babanızın haberi var mı? Seni hiç ilgilendirmez. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse. Sebebi ne olursa olsun sivil birine böyle bir müdahaleyi kabul edemem Ateş. Beyefendi şikayetinde ısrarcı olursa mahkemeye sevk etmek zorundayım. Şikayetçi falan değilim. Benden ve sevgilimden özür dilesin. Kapansın bu mesele. Uzatma Ateş. Dile işte bir özür, uzamadan kapansın bu mesele. Sayın Savcım, ben bunlardan özür falan dilemem. Ateş, doğru düzgün bir şey istedik senden. Dile şu özrü bitsin gitsin. Ben senden ve sevgilinden özür dilemem. O zaman ben de şikayetimi geri almıyorum.
Ateş, yeter ama. Görüyorsunuz değil mi? Hem utanmadan sevgilimle arama girmeye çalışıyor, hem de böyle kabadayılık yapıp aklınca beni korkutmaya çalışıyor. Böyle asker mi olur? Ülke bunun gibilere emanet işte. Sayın savcım, ben özür dilersem bu konu kapanacak mı? Evet. Özür dilerim. Tamam. O zaman ben de şikayetimi geri alıyorum. Güzel. Orçun! Ateş, ne yapıyorsun?